Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, tüm canlı organizmalarda genetik bilgiyi taşıyan moleküldür. Yapı açısından DNA 4 alt birimle oluşan bir polimerdir. Basitçe adenin, sitozin, timin ve guanin olarak bilinir. Bu alt birimlerin her biri 3 ana bileşene sahiptir. Benzersiz bir azotlu baz, bir fosfat grubu ve bir şeker. DNA'nın temeli olan bu uzun polimer zincirlerini oluşturmak için fosfat grupları ile birbirlerine bağlanırlar. Bu alt birimlerin sırası son derece önemlidir. Çünkü genetik bilgi bu şekilde depolanır. Aslında DNA çok karmaşıktır. Çünkü DNA sadece bir zincirli değil, iki zincirlidir. Ve azotlu bazlar arasındaki etkileşimlerle bir arada tutulurlar. Bu etkileşim hidrojen bağı olarak bilinir. Ve adenin timin ile, sitozin ise guanin ile birleşmek ister. Çeşitli diğer moleküller arası kuvvetlerle birlikte bu hidrojen bağı, DNA'yı çift sarmal olarak bilinen karakteristik merdiven benzeri yapısına döndürür. Bu çift sarmallı sistemde hücre, sadece bir sarmaldan gelen bilgileri okur ve diğerini yedek olarak saklar. Örneğin, bir mutasyon meydana gelirse ve diyelim ki bir adenin sitozin ile değiştirilirse hücre bunu tanıyabilir ve düzeltir. Çünkü adenin guanin ile düzgün bir şekilde eşleşmez. Ya da bir DNA'nın büyük bir bölümünde bir çeşit hasar meydana gelirse, hücre bu kısmı basitçe kesip atabilir ve diğer zincire dayanarak yeniden inşa edebilir. Aslında DNA hücre içinde bu şekilde bulunmuyor. DNA hücre içinde kromozom şeklinde bulunur ve bu çok küçük bir hacme bir araya toplanan binlerce protein ile ilişkilidir. Sonunda kromozom denilen bir şey elde edene kadar aşamalı olarak sıkı bir şekilde paketlenerek oluşturulur ve bu tipik bir mikroskop altında görebileceğiniz en küçük DNA baz yapısıdır. Her bir kromozom farklı bir gen seti içerir ve kromozom sayısı bitki ve hayvanlar arasında geniş ölçüde değişir. İnsan için konuşacak olursak 23 çift kromozoma sahibiz, yani toplam 46 tane. İlginç olan kromozom sayısının organizmanın karmaşıklığı ile ilgisi olmadığıdır. Mesela tipik bir patateste 48 tane kromozom bulunur. Yani insanınkinden 2 tane daha fazla. Gerçekten havalı olduğunu düşündüğüm şey, DNA'yı hemen hemen her canlıdan izole etmenin mümkün olduğudur. Bu video için DNA'yı çilekten almaya karar verdim. Çünkü en kolay kaynaklardan biri. Ayrıca videonun sonunda saf DNA'yı izole ettikten sonra DNA'nın tadına bakacağım. Malzemeler açısından düşünecek olursak, zaten elbette biraz çileğe ihtiyacım var. Ama aynı zamanda biraz da bulaşık sabunu kullanacağım. İyotsuz tuz ve %99 saflıkta izopropil alkol. Ana sürece başlamadan önce ilk önce yapmam gereken birkaç şey var. İzopropil alkol daha sonra kullanılacak. Ancak buz gibi olması gerekiyor. Bu yüzden yaklaşık 200 ml ölçtüm ve dondurucuya koydum. Ayrıca bunu yapmak için sabunlu tuz çözeltisi hazırlamam gerekiyor. 180 ml su, 20 ml bulaşık deterjanı ve yaklaşık 1 yemek kaşığı tuzu karıştırdım. İdeal olarak kullanılması gereken sabun hem renksiz hem de kokusuzdur. Fakat ne yazık ki bunu bulamadım. Sonunda kullandığım şey bu limon kokulu sabun oldu. Çünkü hem rengin hem de kokunun çilekler tarafından maskeleneceğini düşündüm. Ayrıca tuz da iyotsuz olmalıdır. Ancak sadece normal, iyotlu tuz mevcutsa onu da kullanabilirsiniz. Burada yaptığımız şey DNA'yı hücrelerden çıkarmak için kullanacağımız ekstraksiyon çözümü yapmaktır. Şimdilik geçici olarak kenara koyuyorum. Ancak birazdan kullandığımda tam olarak nasıl çalıştığını açıklayacağım. Tamam. Diğer şeylerden kurtulduktan sonra asıl işleme başlayabiliriz. 10 orta boy çileği aldım ve sonra hepsini bir torbaya koydum. Bende torba olmadığı için buzdolabı poşetine koydum tabii ki. Bütün çilekleri torbaya koyduktan sonra onları ezmeye başlıyorum. Bunu yaparak çilek hücrelerinin mümkün olduğunca çoğunu açığa çıkarıyorum ve yapısal olarak onlara zarar veriyorum. Bu adımı çileklerle yapmak çok kolay. Bu sebepten dolayı çilekleri tercih ettim. DNA'yı tavuk karaciğeri veya bezelye gibi diğer şeylerden çıkarmakta yaygındır. Fakat bunların DNA'sını ayırmak çok zordur. Bu yüzden blender kullanmamız gerekebiliyor. Çilekleri yeteri kadar parçaladıktan sonra önceden hazırladığımız sabun ve tuz içeren karışımımızı da ekleyebiliriz. Sonra iyice karıştırıp parçalanmamış olma ihtimali olan küçük parçaları iyice eziyorum. Gerçekten burada bir şeyler oluyormuş gibi gözükmüyor. Ama bu aslında DNA hücrelerinin dışına çıkarmak için yapılan en önemli adım. Bitki hücreleri için bu genel anatomidir.
Burada alakalı olmayan bir sürü şey var ve gerçekten 3 ana şeye odaklanmanızı istiyorum. Hücre duvarı, hücre zarı ve çekirdek zarı. Hücre duvarı genellikle selülozdan yapılan sert bir şeker katmanıdır ve diğer zarlar fosfolipitler denilen şeylerden yapılmıştır. DNA çekirdekte saklanır. Bu yüzden ona ulaşmak için bu engellerin üçünü de yok etmemiz gerekir. İlk kırmamız gereken şey hücre duvarıydı ki biz bunu çilekleri parçalayarak yaptık. Bu şekilde fosfolipitlerden yapılmış hücre zarı ortaya çıkmış oluyor. Fosfolipitler kendilerini böyle bir çift katman halinde düzenlerler. Kutup başlarının dış kısımda olduğu ve kutup olmayan kuyruklarının iç kısımda korunduğu bir şekilde. Sabunun kendisi kutup başına olduğu fosfolipitlere çok benzer. Ancak yalnızca bir tane kutupsal olmayan kuyruğu vardır. Yapısal fark küçüktür. Fakat suda bu iki tabaka yerine misel adı verilen küresel yapılar oluşturmasına neden olur. Bunlar çok farklı yapılar oluştursalar bile hala birbiriyle etkileşime girmek isteyecekleri kadar benzerler. Sabun eklendiğinde fosfolipitleri ve proteinleri hücre zarından toplamaya ve onu kendi misellerine dahil etmeye başlar. Ayrıca bir seviyeye kadar sabun molekülleri kendilerini zara sokarlar. Bu sonuçta lipid katmanının ciddi şekilde zarar görmesine neden olur ve yapısal olarak hücreyi dengesiz hale getirir. Daha fazla sıkıştırdıktan sonra zar patlar ve içindekilerle beraber dışarı saçılır. Bu, geçilecek son şey olan çekirdek zarını serbest bırakır. Tıpkı hücre zarı gibi. Daha sonra tekrardan sabun, lipid tabakası ile karışarak patlamasına ve DNA'nın da serbest kalmasına sebep olur. Bu aşamada DNA tamamen dağılmış durumda. Ancak onu hala göremiyoruz. Çünkü suda çözülmüş bir şekilde duruyor. Videonun başında da dediğim gibi, DNA birçok farklı proteinin paketlenerek sıkıştırılmasına oluşuyor. Proteinlerin çoğu DNA'daki fosfatların negatif yükleriyle etkileşime giren pozitif yüklere sahiptir. Bu yüzden sodyum klorür yani tuz ekliyoruz. Sodyum iyonu DNA'nın içine girebilir ve bu proteinlerin çoğunun yerini alabilir. Ben bu aşamada tuzun yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama birçok insan DNA'yı daha da serbest bırakabilmek için protein enzimleri kullanmış. Birkaç dakikalık karıştırmadan sonra şimdi tüm katı çilek çöplerini filtrelemem gerekiyor. Bunu iki adımda yapacağım. Önce büyük parçalardan kurtulmak için bir süzgeçten, sonra daha küçük şeylerden kurtulmak için de bir kahve süzgecinden geçireceğim. İşin bu kısmı gerçekten yavaştır. Bu yüzden biraz sabır gerektiriyor. Ayrıca filtre çabucak tıkandığından dolayı sürekli değiştirmem gerekti. Her şey geçtikten sonra DNA'yı izole etmeye hazırız. Bunu yapmak için daha önceden hazırladığım buz gibi soğuk izopropil alkolü alıyorum ve hepsini içine döküyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde yüzeye ipliksi parçalar toplanmaya başladı ve bu DNA oluyor. Tabii muhtemelen bununla birlikte çöken bazı proteinler de vardır. Sonra karışımı tamamen karıştırıyorum ve tüm DNA'nın en üste çıkmasını bekliyorum. Birkaç dakika sonra çok daha kompakt olmaya başladı. Bu sayede kolayca içinden çekip aldım. Bir kahve filtresine aktarıyorum ve sıvının çoğunu akmasını bekliyorum. Sonra birkaç kez soğuk izopropil alkol ile tekrardan yıkıyorum. En sonunda elimde bu yumuşak ve yapışkan DNA parçası kaldı. Tadına bakabilmem için üzerindeki tüm alkolün buharlaşması gerekiyor. Onu bir kağıda koydum ve tüm alkolün yok olması yaklaşık bir gün kadar sürdü. Evet arkadaşım, 24 saatin sonunda hazırladım. Ben şimdi videoyu başlattım. Şimdi deneyeceğiz. İlk önce şöyle elime alıp baktığımda bir şeyi fark ettim. Rengi kahverengi olmuş. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Belki de içindeki safsızlıktan dolayı, bazı maddelerin oksitlenmesinden dolayı da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Her şeyden önce bir ağırlığına bakalım. Ne kadar ayırmışız? 10 tane çilekten. Ortalama boyuttaydı çilekler. Yaklaşık 200-210 miligram civarı. Ayrıca yaptığım deneyin sonunda bu şekilde bir yan ürün elde ettim. Bunun kırmızı rengi tamamen çilekten geliyor. Bununla ne yapabilirim bilmiyorum ama yani içeriğinde deterjan var. Çileğin sitoplazması falan vardır muhtemelen. Bir de izopropil alkol var içinde. Belki izopropil alkolü ayırmaya çalışırım. İçine o şekilde kullanırım.
Ama bunu da saklayacağım böyle. Belki bir şey de kullanırım. Çünkü kokuyor. Çilek ve biraz izopropil alkol karışımı bir şey kokuyor. Şimdi başlayalım tadıma. Bu arada çok sert olmuş ve gerçekten çok dayanıklılar. Bu DNA'nın uzun lifler oluşturarak birbiriyle bağlanmasında sorunlu herhalde bu dayanıklılık. Çok sert çünkü. Elle yırtmak falan çok zor. Fazla uzatmadan tadına bakalım. Evet, peçetemi aldım. Şimdi tadabiliriz. Çok da kötü gözüküyor. Gerçekten çok kötü gözüküyor. Gerçekten çok iğrenç. Arkadaşlar, çok küçük bir parça tadına baktım. Genel olarak DNA'nın tadı şudur diyemeyeceğim. Çünkü içinde böyle tuzlu bir tat var. Yani bilmiyorum, belki de tuz koydum, içine sodyum iyonları tam ayrışmadı. Belki de DNA'nın içine katıldı. O yüzden tuzlu tadı var. Ama ayrı bir tadı yok. Yani tuzlu bir tat geliyor bana. Farklı bir tadı yok. Ancak verdiği hissiyat çok kötü. Böyle sanki slime'ı yermiş gibi bir his var. Böyle yapış yapış. Böyle ilk önce sert geliyor. Sonra ağzınızdaki nemle beraber böyle yapış yapış bir şey oluyor. Böyle çok iğrençti. Bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 200 miligram çıkarttım ben bundan. Yani bir çilek başına 20 miligram DNA yiyoruz. Tabii ki yani ben bu şekilde yemeği tercih etmiyorum. Bu şekilde yemeği tercih ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Harbiden çok güzel olmuş.